kapsamında ana işit belirlediğimiz öğrenci kapsamda. Kontrol faaliyetleri ise yönetim talimatlarının uygulanmasını sağlamaya yardımcı olan politik ve prosedürlerdir. Örneğin yetkilendirme, performans gözden geçirmeleri, bilgi işleme, fiziki kontroller, görevler aralığı. Kontrol emizlenmesi ise iç kontrol performansının zaman içindeki etkinliğinin değerlendirilme sürecidir. Ve gerekli iyileştirici adımların zamanla atılmadığının değerlendirilmesini içerir. Değiş tarafından bu sürecin anlaşılması gerekmekte. İşte neyi tanıma kapsamında bir diğer yapacak çalışma hile ilişkin çalışmalar. Hile yönetimin çalışanların ya üçüncü kişilerin haksız veya yasalara aykırı bir menfaat elde etmek amacıyla yaptığı aldatmayacağı kısıtlı eylemlerdir. Hile riski faktörleri ise hile yapma fırsatı sağlayan, hile için baskı oluşturan, hile yapmaya teşvik eden olay veya durumların mevcut olmasıdır. Bu süreçte doğruluk ve dürüstlükleri hakkında geçmiş tecrübelere bakım aslında en umurda mesleki şüpheciliğin sürdürülmesi gerekmekte benim tarafımdan. Örneğin yönetici, ben bu işletmenin 20 yıllık yeni mesleğine güveniyorum, çok doğru insanlar asla hile yapmazlar şeklinde bir yaklaşım BDS'ler kapsamında kabul edilememekte. Nasıl ve nerede hile kaynaklarının yanlış yapılabileceği hususunda işe deniz mekibi içinde yapılacak müzakereye davet edilmesi gerekmekte. Ve bunun da belgelendirilmesi gerekmekte. Denetçi işletmenin iç kontrolüyle işletmenin içerisini tanımak amacıyla sizlerle prosedürlerini uygularken hile kaynaklarının önemli yanlış listeyin belirlenmesine kullanacağı bilgileri elde etmek için yönetimi, varlık yönetimden sorumlu olanları, varlık işletmenindeki uygun işleri ve işletmenindeki diğer kişileri bu konu hakkında sorgular. Hileye ilişkin hasılatın özellikle değerlendirilmesi gerekmekte. Bu kapsamda hasılatın muhasebeleştirilmesini hile riskinin bulunduğu varsayımıyla hareket edilmesi gerekmekte. Eğer bu varsayımın yürütülen denetime geçerli olmadığına karar verilmesi bu hususunda BDS 240'a göre belgelendirilmesi gerekmekte. Ve son olarak işletmenin bilişim teknolojisi ortamı anlaşılır işletmeyi tanınırken. Bir bilgi sistemi, altyapı, yazılım, kişiler, prosedürler ve verilerden oluşur. Bilgi sistemlerinin büyük bir kısmı bilgi teknolojilerini yardım olarak kullanır. Denetçi bilgi sistemi hakkında kanaat edinir. Bu kapsamda işletme için önemli olan işlem sınıflarını, işletme tarafından kullanılan bilgi teknolojisi prosedürlerini, işletmenin muhasebe kayıtlarını, bilgi sistemi finansal tablolar açısından önemli olan işlemler dışındaki olay ve şartları nasıl kaydettiğini, önemli muhasebe tahminleri açıklamalardan finansal tabloların hazırlanmasına kullanılan finansal raporlama sürecini ve olağan dışı işlem veya düzeltmeleri ilişkin kontrolleri anlar. Burada da bilgi işletmenin küçük işletmeler için özellikle daha görece olarak küçük işletmeler için bilgi sisteminin olmadığı, zaten şimdi bilgi teknolojisi kullanmıyor. Kayıtları dışarıdan SMM'ler tarafından tutuluyor. O yüzden bir değerlendirme yapmaya gerek görmedik diyebiliyor denetçiler. Ama o sürece de anlaşılması gerekiyor BDS'ler kapsamında. Bu konuya ilişkin olarak da bizim incelemelerimizde desteklediğimiz hususlar şu şekilde. Denetim rehberliğinde yer alan sorulara açıklama yapılmaksızın ve ilgili belgelerle desteklenmeksizin sadece işaret konularak cevap verilmekte. Yani genelde mantıklı formlar dolduruluyor. Evet, hayır şeklinde. İşletmede bu risk var mı? Hayır. Ama bunu belgelendirmek gerekiyor. Hasılatla ilişkin hile riskinin belirlenmediği, hile ilişkin medresi kürsükte belirtilen diğer çalışmaların yapılmadığı ve hile riskinin önemli düzeyde olup olmadığını anlamaya ilişkin sorgulamaların yapılmadığı görülmekte. Müşteri kabul sürecini geçip sözleşmeyi imzalayıp riskleri de belirledikten sonra bu risklere karşılık verme aşamasına geçiliyor. Denetçi tarafından değerlendirilen riskler finansal tablolar düzeyinde, riskler yönetim beyanı düzeyinde değerlendirilmiş riskler olarak ikiye ayrılıyor. Finansal tablolar düzeyinde olan riskler
yaygın olarak etkileyen riskler olarak tanımlanıyor. Bu risklere karşı deneyici tarafından genel işler yapılıyor. Genel işlerde BDSÜ pilotu şu şekilde örnekten veriliyor. Mesleki şüpheciliğin denetim boyunca sürdürülmesi, uygun tecrübeye sahip kişilerin denetimde görevlendirilmesi, gerektiğinde uzman kullanılması, ekip üyelerinin daha fazla gözetim ve yönlendirilmesi sorumlu denetçi tarafından, işletmenin muhasebe politikalarının değerlendirilmesi, maddi zorlama prosedürlerinin ara dönem yerine dönem sorumlu uygulanması, denetim prosedürlerinin öngörülemezliğinin sağlanması, örneğin uygulanacak denetim prosedürünün denetleyecek işletmeye haber verilmeden yapılması, yani stok sayımına katılımın, o sürecin gözlenmesinin işletmeden habersiz olarak yapılması gibi ve denetim prosedürlerinin kapsamının genişletilmesi, mesela daha fazla örnekten seçilmesi, yönetim beyanlarında yine değerlendirilmiş risklere karşı ise bir takip denetim prosedürleri uygulanıyor. Yönetim beyanları üzerindeki riskler finansal tablolarda yer alan her bir kalem ve dipnotları ifade ediyor. Bunlara karşılık da maddi zorlama prosedürleri ve kontrol testleri uygulanmakta. Maddi zorlama prosedürleri ise detay testleri ve analiz maddi zorlama prosedürleri olarak ikiye ayrılmakta. Kontrol testleri, maddi zorlama prosedürlerinin tek başına ilgili yönetim beyanı için yeterli ve uygun denetim kanıtı sağlamayacağını düşünülmesi ya da ilgili yönetim beyanına yönelik maddi zorlama prosedürleri belirlenirken denetçi tarafından iç kontrole güvenmek istenmesi durumunda uygulanıyor. Yani denetçi risk değerlendirme sürecinde işletmenin bir kontrol mekanizmasının olduğunu ve bunun iyi işlediğini düşünüyorsa bunları test etmesi gerekiyor. Gerçekten öyle mi diye. Kontrol testleri kapsamında denetçi tarafından sorgulamayla birlikte örneğin tetkik, gözlem, yeniden hesaplama, yeniden uygulama, denetim prosedürleri uygulanabilir. Denetim prosedürlerinin zamanlamasından bahsedecek olursak, eğer denetçi tarafından ara dönemde uygulanmışsa ya da önceki dönemden elde edilen denetim kanıtları kullanılacaksa, bu kanıtların uygulama karar verilmesi gerekiyor ve ilave denetim prosedürü uygulanıp uygulanmayacağına karar verilmesi gerekiyor. Genelde mesela 2017 yılında yapılmış elde edilmiş bir denetim kanıtı 2018 yılında da kullanılabiliyor. Ama bunun o dönem için hala ilgili olup olmadığının değerlendirilmesi gerekiyor. Kontrol testlerinden sonra maddi zorlama prosedürleri. Maddi zorlama prosedürleri önemli yanlış riski olarak değerlendirilen risklere, her bir önemli işlem sınıfına, hesap atesine ve açıklamaya, ciddi risklere ve finansal tabloların kapanış işlemlerine uygulanıyor. Maddi zorlama prosedürleri, sorgulama, tetkik, dış teyit, gözlem, yeniden hesaplama, yeniden uygulama ve analitik prosedürler şeklinde olabilir. Maddi zorlama prosedürlerinin sonrasında denetçi tarafından sunum ve açıklamaların yeterliliğini değerlendirmesi gerekiyor. Sunum ve açıklamaların geçerli finansal raporlama çerçevesinde uygulamalarını değerlendirmek amacıyla denetim prosedürleri uygulanmakta. Örneğin, kullanılan terminoloji, verilen ayrıntı düzeyi, bir araya getirilen ve alt sürümler ayrılan tutarlar ve tutarların esasları gibi. Risklere de karşılık verildikten sonra BDS'lerde bazı özel olarak önem verilen alanlardan bahsedeceğim şimdi. Bunlar bilanço tayinden sonraki olaylar, işletmenin sürekliliği, yanlışlıkların değerlendirilmesi, analitik prosedürler, dış teyitler, örneklem, yazılı beyanlar, raporlama ve denetim konuları ile ilişkili taraf işlemleri. Bunlar BDS'lerde ayrı olarak planlanmış konular. Bilanço tayinden sonraki olaylar, finansal tabloların tayin ve denetçi rapor tayin arasında gerçekleşen olaylar ile denetçinin denetçi rapor tayinden sonra öğrendiği durumlardır. Denetçi raporu tarihi bildiğiniz üzere BDS 700'e göre denetçinin raporuna vermiş olduğu tarih. Finansal tabloların tarihi o dönemin son tarihi 31 Aralık 2018
31 Aralık 2017 gibi. Finansal tabloların onaylandığı tarih ise yönetimin bu tablolar için sorumluluklarını kabul ettiği tarih. Genelde yönetim teyit mektubu tarih oluyor. Finansal tabloların yayınlandığı tarih ise kullanıcıların finansal tablo kullanıcılarına sunulduğu tarih. Bilanço tarihinden sonraki olaylar için örneğin 31 Aralık 2017 finansal tablo tarihi, 31 Mart 2018 finansal tabloların onaylanma tarihi, 5 Nisan 2018 denetçi raporu tarihi ve 15 Nisan 2018 finansal tablonun yayınlanma tarihi olarak kabul edersek, finansal tabloların tarihi ile denetçi raporu tarihi arasında denetçi finansal tablolarda düzeltme veya açıklama yapılmasının gereken tüm olayların belirlendiğine kanaatlendirilmek için denetim prosedürleri uygulaması gerekiyor. Bu prosedürlerde örneğin genel kurulu yönetimsizlik toplantı sonuçlarının incelenmesi, cari muhasebe kayıtlarının incelenmesi, avukatlarla yapılan yazışmaların etki edilmesi, örnek olarak verilebilir. Denetim raporu tarihinden sonra yayınlanma tarihine kadar süre için ise haberdar olunan ve denetim raporunda değişiklik yapılmasına gerek olan bir husus var mı? Bunların belirlenmesi gerekiyor denetim tarafından ve yönetimle görüşmesi gerekiyor. Bir diğer husus işletmenin sürekliliği. Finansal tablolar işletmenin sınırsız bir ömre sahip olduğu ve öngörülebilir bir gelecekte faaliyetlerini sürdüreceği varsayımına göre hazırlanmakta. İşletmenin sürekliliğinde